Dimeskut Atatürk Stadı'ndan hepinize iyi günler. Hocam çok önemli galibiyet aldınız. 4 maç sonra galip geldiniz. Bu çok önemliydi. Maçla ilgili görüşlerinizi merak ediyoruz. Bundan önce çok iyi oynadığımız müsabakalar vardı ama kazanamıyorduk. Bugün de iyi oynamadığımız halde kazandık doğrusu ama bu dönemde çok iyi mücadele etmek gerekiyor. Özellikle ikinci yarı çocuklar çok inançlı çıktılar sahaya. Genç bir takımız. Belki tecrübe eksikliğimiz var. Belki bazı pozisyonlarda, mevkilerde sıkıntı yaşıyoruz ama çok yürekli bir genç grup var burada. Böyle olunca onların sonuna kadar bütün enerjilerini sahaya yansıtması, her maçta bunu yapmaları çok takdir edilecek bir durum. Bugün bu zor maçı kazandık, çok mutluyuz ama kafi değil. Kalan 7 maçta yeterli puanlar alıp bu takımın, Hacettepe'nin, yılların Hacettepe'sinin yaşamaya devam etmesi lazım bu ligde. Adnan Hocam, şimdi son haftalarda yaşadığınız şanssızlıklar vardı. Geçtiğimiz haftayı bay geçtiniz. Bugün de bir hakem olayı yaşandı. Saha içinde konuşsak daha iyi ama özellikle ikinci yarı performansı, ilk yarı performansı, bunun yanı sıra verilen penaltı kararı ve oyuncunuzun kırmızı karttan oyun dışı kalması. Evet. Hani bunlar da oyunun gidişatını doğrudan etkiledi diye düşünüyorum ama sizin de düşüncelerinizi... Kesinlikle katılıyorum. Mesela şöyle bir durum anlatayım size. Hakemlerin ne kadar garip davrandıklarını buradan çıkartabiliriz. Oyundan atılan oyuncumu ben 2 dakika önce oyundan çıkartıyordum. Belki fark etmişsinizdir kenardan. Tam o değişikliği yapacakken hakem geldi, oyuna girecek oyuncunun taytının siyah olduğunu söyledi. Oysa örnek gösterdik, sahada birçok siyah taytlı oyuncu vardı. Fakat illa onu değiştir dedi. Ve onu değiştirme sürecinde oyundan alacağım oyuncu bir hamle yaptı. İkinci sarı karttan oyundan attı. Ama oyun boyunca öyle sert hamleler vardı ki kart göstermediği. Bence onu da çok yetersiz bir pozisyonda oyundan attı. Üstelik de bizi engelleyerek oyundan attı. Yani bizim değişiklik yapma şansımızı elimizden aldı. Sahada bütün oyuncuların şortlarının altına giydikleri taytlar siyahtı. Çok garip davranışlar vardı. Maalesef bugünü yani 3 puanla kapatmak inanılmaz derece zordu. Allah bize yardım etti. Yani bu hakemle 3 puanla bu maçı bitirmek bizim için zannediyorum talihsizliklerimizin de dönüşü oldu. İnşallah öyle olur. Ama tabii bunu da bir yerde bırakmak zorundayız. Bizim için yeterli değil. Gelecek maçlarda gerekli puanları almak zorundayız. Mücadelemiz tamam ama oyunumuzu daha sakin oynayabilmek için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Ama çocuklara hak veriyorum. Durumu kabullenmemek, isyan etmek ve mutlaka 3 puan almak adına bazen kontrolden çıkabiliyorlar. Ama çok iyi mücadele ettiler. Onları tebrik ediyorum. Hocam bize tebrik edelim ve bir kez daha saha içine dönecek olursak özellikle rakibe karşı 10 kişi kaldınız ve 10-15 dakikalık bölümü eksik oynadınız. Ama bu bölümde rakibe ciddi gol pozisyonu da vermediniz. Yani takım savunması konusunda da takımın özellikle bay geçilen haftadan sonra birazcık daha toparlandığını söyleyebiliriz. Doğru. Düşünceleriniz doğru. Zaten takım savunması ile ilgili geldiğimizden bu yana önemli çalışmalar yapıyoruz. Çocuklar da buna çok ciddi şekilde uyum sağlıyor. Son bölümde onlar sadece yüksek topla oynayacaktı ve ben çok tarzım olmamasına rağmen skoru korumak adına savunmamıza destek olacak yüksek oyuncuları oyuna aldım. Biraz da o işimizi kolaylaştırdı ama tabii önde de çok fazla top tutamadık doğrusu. Fakat bu maçı ne yapıp 1-0 da olsa kazanmamız gerekiyordu. Bunun adına kazanmak adına kazanmanın doğrularını yapmaya çalıştık. Sonuçta da başardık. Çok mutluyum yani.